Deniz için kaybetmeye hazır mısınız? Hazır. Güven bana başlıyor. Şimdi sizleri bu bölümün ilk yarışmacılarıyla tanıştırmak istiyorum. Yarışmacılarımızdan Umut Kaşan grafiker. Aytu Ergen ise sosyal medya fenomeni. Şimdi kendilerini tanımak ve yarışmak için karşıma davet ediyorum. Düşünsene mesleğine şey yazıyorsun. Sosyal medya fenomeniyim. Çalışıyorsun. Bu bölüm güzel olacak. Bu çocuk şey değil mi lan? Soel parfüm. What the fuck? Bu çocuk o oğlum. Soel parfüm. Bak mentor gelse bilir ha. Bu. Soel parfüm. Alo. Gizem, Ayşe ile buluşacağım. Çabuk yanıma gel. Meydandayım. Geliyorum. Saçım nasıl olmuş? Üstüm nasıl olmuş? Aldım. Çok heyecanlı. Şu şeyi siz acaba internette ne zaman gidecek? Ne yapacağım bilmiyorum. Kokuyor mu? Kokuyor. Nasılım abi? Kanka sakin ol. Zaten kız senin bu tipine bakar mı? Bu parfüm aldım. Kızlar belki parfümle hoşlanıyor diye. Afşatın zekesini belki bir işe yarar. Hayır nasıl kokuyor Sual parfüm? Sonra? Bakayım kokusuna. Badminton maçı var arkada. Aytu? Ne oldu? Aytu. Kanka dursana. Aytu. Oğlum dur. Aytu çok güzel bu. Aytu. Arkada bir Brezilya müziği. Çok güzel bu. Aytu. Aytu. Bunun bir reklamı vardı. Gürkan'ın altımıza sıçmıştık biz ya. Bu hakikaten bayağı iyi yani. Herkesin güldüğü montaj. Yalvarırım söyle. Senden gelen bu kokunun adı ne? Daha kötü. Soel parfüm. Soel patlıyor sesle. Soel parfüm. Ses sürekli. Soel parfüm. Soel parfüm. Yüksek dozda afrodizyak içerir. Kokusunda narkotik etkisi var. Neyse devam. Soel parfüm reklamımız var. Anlatırken kadın grafikerdi değil mi? Selam. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umut Kaşan, tanıyalım sizi. Tabii ki. Didim'den yarışmaya katıldım. Anneyim. Dalış eğitmeniyim, yaratıcı drama lideriyim, grafikerim, tasarımcıyım, yayıncıyım, gazeteciyim. Ay to 15 telde basar. Derginin kendi dergimi çıkarıyorum. Derginin çaycısı da benim, paspasçısı da benim. Ve yarışmacıyım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Demişsiniz ki güven benim göbek adımdır. Güven benim göbek adım gerçekten. Hayatımda güvenle ilgili çok eğlenceli süreç. İsmi neydi? Ayşe Güven. Grafiker Hanım. Grafiker Ayşe Güven. Bana güvenilmesini de çok seviyorum. Peki yaşadığınız bir hayal kırıklığı oldu mu? Olmaz olur mu? Ama onlar demotive etmiyor beni. Kırılıyorum ama bu bir sonraki ilişkim ya da bir sonraki durumda yine sıfırdan başlayabiliyorum. Galiba içime Pollyanna kaçmış. Evet, içime Pollyanna kaçmış dedi Umut. Evet. Aytun'un da içine biraz Kurtlar Vadisi kaçmış herhalde. çünkü arkadaşlar seninle konuşurken sonunu düşünen kahraman olamaz evet, demişsin. Evet. Bir Pollyanna ve Kurtlar Vadisi. Aynen. Karakteri aynen, ya da içselleştiren iki yarışmacımız var. Ama öyleydi ya böyle yani. Ya, hani. Gençliğin verdiği şey diyelim. Aytu ben güvenilir bir insanım diyorsun ama arkadaşların sana güvenmiyorlarmış. Genelde öyle söylerler ama güvenmeyiz derler mesela oradaki arkadaşlarım da. Aslında güvenirler. Çünkü beni bilirler ki yalanı sevmediğimi, dürüst olduğumu. Şu an orada güldüklerini de biliyorum. Aslında şu da önemli değil mi? Yani tersini söylemek, dürüst olması da çok önemli. Hani ben sana aslında şimdi şu an güvenmiyorum ama sonrasında şunun için güveniyorum. Hani
Belki başka bir durum için söylemişlerdir ya, bunu. Orası öyle tabii. İşin içine mesela maddiyat girdiği zaman bana güvenirler. Allah'ı ya. Gülüyorlar, duyuyorum zaten. Kaçın ya. Yani. Gülmeyin. Böyle yapıyorlar. Çağırıyor. Hayır diyorlar. Yok yani. Sen... Bu üzücü bir şey. Aytu bence 15 lirada basacak. Sosyal medya... Aytu oraya giderken basacaktı aslında da geri tuttu. Fenomeniyim demişsin. Evet, ne demek sosyal medya fenomeni? Sosyal medyada çok bir büyük bir kitleye sahibim. Aileye sahibim. Bak bakayım şunu. Tuval parfümünü oldu. Onun cismi yazıyordu. Biz niye sinirlendin? Bak bakayım şunu. Ben sinir oluyorum abi. Ben demiyorum. Ben fenomenim falan filan demiyorum. Merak ediyorum. Fazla galiba bu arada. Aytun gergin. Aytun gergin. Bence milyon. YouTube 3.4 milyonmuş Emir. Get fucked. Oğlum çocuk sosyal medya fenomeni diyorsa sosyal medya fenomeniymiş işte işte. 3.4 milyon ne oğlum? Öyle zor. Ben hala yediremiyorum. Bana buradan gerçek olamaz. Beni buradan dramaya itme. IT kardeşimize helal olsun dediğini hakkını veriyormuş. Böyle xortlar işte adam böyle xortlatırlar. Böyle xortlarsın. Orhan teşekkür ederim 9 ay için. Umut sıfır Umutcan anime delisi bir adam. Zey Ördek teşekkür ederim Cömert Natur'a. Öyle söyle. Bir de çocuğun büyük ihtimalle TikTok'ta 10 milyon falandır bu arada. Dediğim daha iyi. Videolar mı paylaşıyorsun? Evet videolar çekiyorum. Hadi gel de Aytun'a ne kadar takipçi? Evet nasıl almış o ismi ya? Değil mi Insta'da? Çok garip. Benim 1,5 milyon takipçim var. 1,5 milyon. Evet, Instagram, YouTube her yerde var öyle söyleyeyim. Arkadaşların da mı? Evet, oradakiler sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda benim çok... Hayır. Ne? Burada takipçi. Yani biraz... Demek biraz yani... Ya biraz şey evet hani böyle ne bileyim... Dememeli bence. Hani tamam bu işi yapıyorum falan hani. Çok yakın arkadaşlar. Siz arkadaşsınız hepiniz fenomen... 1,5 dedi de bu 2 sene önce chat karantina. Aynen hepimiz. Demek ki birbirinize böyle dokununca fenomen mi olunuyor? Hanginize, hanginiz başladınız bu işe? İlk ben. Benim 6 sene oldu. Sonra sırayla kardeşlerim geldi. Anladım. Evet. Size kısaca yarışmanın kurallarından bahsetmek istiyorum. Şimdi biz burada çok normal yarışmacılar olduğu gibi sallayamayacağız mı? Yok öyle. Yarışma 15 sorunuz var. Toplam ödülünüz 1 milyon lira. Süper. Senin takipçin... Mert Güngör'ü çağırmışlar. Bu çocuğu çağırmışlar. Bu programa niye sürekli Instagram fenomeni çağırmışlar ki ben anlamadım. Çok saçma değil mi? İki yanlış yapma hakkınız var. Üçüncü yanlışı yaparsanız ne yazık ki yarışmayı para almadan terk edeceksiniz. Örümcek hazırsanız... adam, örümcek adam satan abininki yok ya chat. Ben onu full bulursam onu ben de merak ediyorum. Mesela teşekkür ederim 9 için. Kubeyka'ya sıfır diyor evet. Ki abi senin aynen, niye az abonen şey. Var değil mi programa? Çıkıp büyük bir ailem var demiyorsun. Abi senin niye az abonen var değil mi programa? Benim ikinci kanala bir yorum geldi tamam meme oldu. Copy paste oldu. Biri bir tane videomu yani yayın kesitleri kanalındaki videoyu random bir tane çocuk bulmuş. Poppy Playtime dedim şey yazıyor. Sen niye az abonen var değil mi? Öncelikle adın random gibi. Kanalında HD Conflix cehennemi. Sonra ne? Buradan yani nereden anlıyorsun anlamadım. Hep başka bir şeyle ilgileniyorum videoda da. Twitch'ten midir nedir? İlk soruyu soruyorum. Adı neydi? Bir şey gelmiyor. İlk sorumuzun soru başlığı şöyle. Nokta 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 denilerek sipariş edilen içecek genellikle hangi... Ayran. ...hangisi olur? Kolay seviye 1000, orta seviye 2000, bence zor seviyedeki zor. Soru 3000 lira değerinde. Rix. Teşekkür ederim. Pickle Rick. Orta seviyedeki soruyu görmek istedi Umut ve Aytu. Chatting. Sorumuz şöyle. 2 orta 1 sade denilerek sipariş edilen içecek genellikle hangisi olur? Ayran, soda, az gazlı, orta gazlı. Beypazarı mı? Beypazarı. Kızlay seven yok ki. Ben tabii bir kere mi? Ben bir kere çok hatta sevdim. Bir zamanlar. Hı. Ama sonra doğru yolu buldum. Benim ben de bir aralar Kızılaycıydım. Sonra soda içmeyi bıraktım ve şimdi Beypazarı diyorum. Çünkü millet nedense çok trigger oluyor. Beypazarı demeyince.
Lalak hoş geldin. Teşekkür ederim. Cömert Nötr. Kaiser sen de şey. Morphine. Ruhsal üçe içme. Maden Lalak, suyu, kahve. Çıkan. Kesinlikle kahve. Kahve değil mi? Kahve. Yani soda olamaz. Aynen. İki orta bir sade maden suyu da olmaz. Orada bir tekerleme de var. İki orta aynen. Bir sade bana bir sade. Çok garip. Soda ve maden suyu. Soda ne? Soda kola falan o zaman. İngilizcesinden öyle yapmışlar. Aynen. İki orta bir sade köpüklü bir kahve gibi evet. Diyorum ben onu. Bol köpüklü bir kahve. O zaman cevap veriyoruz. Cevap veriyoruz. Cevabımız kahve. Doğru cevap kahve. Aman. Soru ödülünüz 2000 liraydı. Şu an kasanızda 2000 lira var. Geldik ikinci sorumuza. Biri doğal biri yapay. İşte soda şey kola da soda oluyor. Yabancılar öyle diyor. Hani Sprite da soda mesela. Nokta 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 hangi masalın kötü karakteridir? Kolay seviye 1500, orta seviye 3000, zor seviyedeki soru 5000 lira değerinde. Videonun sesi fazla diyorsunuz da bunu yanlış söylüyorsunuz oğlum. Bak kafamı karıştırdınız. Bizim sesimiz videonun sesine göre az. Doğrusu onun. Umut Zor Aytu orta seviyedeki soruyu görmek istedi. Heh, zor sorumuzla yapmış. Devam evet. Ediyoruz. Sıkıntı mikrofon ikimizi de alması için anne, işte. Hangi masalın kötü karakteridir? Kırmızı başlıklı kız, fareli köyün kavalcısı, Bremen mızıkacıları, kül kedisi. Ben niye bilmiyorum? Küçükken çok vardı bende masal kitabı. Şey hepsini biliyorum bunları. Kocaman şu kadar bir masal kitabı böyle, var mı? Kabı sen? Böyle yumuşak olan mı? Onu mu diyorsun? O değil mi? Kabı böyle biraz kalın renkli menkli böyle bayağı. Kalın bit olmuştu. Bende o vardı. Ben hepsini okudum onların küçükken. Masallar falan vardı hep. Çok sinir. Sonra da çok rahatsız oluyorum onlardan nedense. Bana annem okutturuyordu gece yatmadan. Her gece ben bir de, tane masal. Bende de öyle bir şeyimiz vardı. Bizim hep okuyorduk. Bir şey söylemek ister misin? Bence kül kedisi. Kül kedisi mi? Kötü kalpli. Aytu bilmiyor musun bu masalları? Yani kül kedisinde kötü kalpli. Üvey annesinden kaçan. Aytu annen sana masal okumadı mı hiç? Okudu da unuttuk. Masalların hepsi. Daha kaç yaşındasın? Benim annem freestyle masal okurdu bana biliyor musun? böyle sıkardı yani böyle masalları birleştirirdi arası. Canı sıkılırdı. Böyle üç domuzcuk kül kedisi mix up falan. Cidden öyle sıkardı yani. Ben uyuyana kadar uzatırdı da onu böyle. Oraya gitmiş tavşanı bulmuş. Tavşan çıkıyor bir şey oluyor. Ben uyuyayım diye atıyordu sürekli. Çünkü bir masal bitince... Hemen bir tane daha böyle uyumuyordum. Bir kere fareli köyün kavalcısı değil. Aynen. Bir hemen mızıkacıları da değil. Şey, yani kırmızı başlıklı kız kurt var. Evet. Anneannesi hani üvey annesi falan yok doğru, orada. Doğru tamam. Kül kedisi diyorum ben. Ben ama de. Hani. Sana şey de kül kedisi değil mi? 12'den ortak sonra. Ortak karar verelim evet. İstiyorum. Zorklayan. Cevabımız kül kedisi. Cevabımız kül kedisi. Ha balka bak arabası. Kötü kalpli üvey anne hangi masalın kötü karakteridir diye sorduk. Siz kül kedisi dediniz. Evet. Yani Aytu evet, öyle abi, bir gözünün çok içine bakıyorsun ya. Ki dünkiler doğru cevap ne diye. Hemen tak tak. Doğru cevap elbette ki kül kedisi. Tabii ki. Tabii ki. Kül kedisi. Aytu sen nasıl yok videolar çekiyorsun? Ben komedi, eğlence. Mesela? Komik olmaya çalışan. Evet, severim. Kendime dalga geçmeyi severim. Hani öyle bir şeyim var. Sanırım arkadaşların seninle ilgili bir kül kedisi videosu çekecekler diye kesinlikle. Düşünüyorum. Bilmiyorum. Kesinlikle. Ne diyorsunuz? Aytu hatta sorun. Hayatında kaç kere kitap okumuş ve okuduğu kitabın ismi. Oğlum arkadaşları çok mean ya. Niye böyle çocuğu şey yapıyor? Evet. Şöyle bir... Aytu'yu alın dövün. Sorun bakalım hangi kitabı okumuş. Son 6 senedir gerçekten her gün çalıştığımız için. Yani bir şeyleri yazıp çizdiğimiz için kendi kafamızda artık bir hayal dünyamız var. Kitap okumuyorsun. Kitap okumuyorum açıkçası. En doğru son okuduğun kitabı sordular. Kül kedisi değil yani. Kül kedisinden de önce galiba. Harry Potter falan olması lazım. Öyle hatırlıyorum. O çok eskiler. Harry Potter falan. Harry Potter. O günden beri. Okumuş da kedi. Niye şey yapıyor? Ali Baba'nın çiftliği. Yalnız siz buraya arkadaşınıza destek... Üf Müge Anlı'dan... ...vermek için geldiğini söyleyeyim de. Bunlar, yani, evet bunlar hep böyle.
Yok, biz sonuna kadar güveniyoruz. Ya bizim haberimiz yoktu. Sabah geldi kapımızdan aldı, bizi yarışmaya gidiyoruz. İsmimizi de dünden vermiş. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yoktu, geldik öyle şu an. Sen şimdi onları utandır, bütün sorulara doğru cevap ver, tamam mı? Ortağımla birlikte. Ortağım dedim bu arada, Allah aynen, söyletti. Vallahi aynen. Allah. Ortağım. Aynen. Aynen, ya, aynen. Uçak ortak. Vallahi. Çok kringi. Soru ödülünüzün değeri 5000 liraydı. Şu an kasanızda 7000 liranız var. Oo. Ortak. Çak çak böyle biliyor çak abla. Sensin abla. Kızdı. Yani, ablası ya şimdi. Hani şimdi Emir Gris diyor ki arkada laflarıyla kafa atan adam var. Ha? Arkada laflarıyla kafa atan adam varmış. O kim? Hayır hayır şeyde yine burada. Ben burada. Laflarıyla kafa atan adam. Bu ne oğlum? Kim bu? Fenomen ailesi videosu geldi. Bunu izlemişiz chat daha önce. Sude! Beni tanımadın mı? Benimle kurduğum hayalleri başkasıyla yaşayacak kadar ucuzsan ben de seni tanımayacak kadar pahalıyım. Çok canım vurdu. Bir dakika bu ne? Bu ne oğlum? Bu müzik ne ya? Buymuş galiba. Turn down bu what? Two Chainz'in zurna mixi. Gıcık falan ederim onu ya. Ederim. Lan şşt. Bana bak lan. Fuck. Hayırdır oğlum? Kardeşiz de ben mi bilmiyorum yoksa? Kardeşiz de ben mi bilmiyorum yoksa? İlk kere söyledi. Lan. Son zamanlarda sende bir değişiklik görüyorum. Ne gibi değişiklik? Desem inanma be oğlum, hala malsın. Kavga orada. Bitti. Dedi ki ulan ne laf soktu be dedi. Bak böyle döndü arkasına. Gitti. Gitti direkt. Evet galiba annem oros bu. Garson bakar mısın? Ben bir künefe alabilir miyim? Ama kaşarsız olsun. Neden efendim? Çünkü bu masada yeterince kaşar var. Kendi yapma! Bana ne? Garson niye? Ben koymak istiyorum. Hayatı gördüm. Hayatı gördüm. En... Neden? En... Kafa da atmıyor ki ben anlamadım. Tamam anne. Elbet bir... Ne oldu ben anlamadım. Evde sağ salık mı bitmiş? Yanımda Aykut var. Gelirken onu getireyim istiyorsan. Tamam anne. Elbet bizim evde de kaşar bitecek Ecem Hanım. Kendi yaptı bu! Aşkım acelemiz var. Görmenize gerek yok zaten. Senin makyaja ihtiyacın yok ki. Ya ciddi misin? Ciddiyim tabii. Senin komple estetiğe ihtiyacın var. Kendi yaptı bu! Bu hakaret yani. Ah, Aykut çocuk musun? Ooo! Ay çalınacak gibi sallıyorsun. Niye o zaman sen de köpek misin? Ha, ne alaka şimdi köpek ya? Her önüne gelene kuyruk sallıyorsun da. Bu müzik ne ya? Beni evden kovdu bu gece. Siz de kalabilirim. Bu çocuk mu? Olur kardeşim. Evet. Köpek kulübesi başlıyor. Aa evet bu full bu tayfa şu an burada. Buradaki herkes şu an orada. Geliyor. Geliyor. Sen hoş geldin. Sen nerede kalıyorsun bu gece? Cam kırılıyor. Bu ne? Oğlum çok iyi tayfa bunlar ya. Hiç kimse bana laf sokamadı. Birisi laf soksun, elini öper başıma koyarım. Benim minik bakayım, seni çok seviyorum. Şşt lan! Yok mu bu? Oğlum düşünsene saat 4.30 falan böyle. Sokak aynen bomboş. Pencereden bunu canlı izliyorsun. Şşt lan! Yok mu bu mahallenin namusu? Hayırdır kardeşim, tecavüze mi uğradın yok? Çalıntı ki bu. Aykut, seni yedim. Kesin bu ha. Tek attım gördün mü? Turn down for what? Zurna. Ben...
Komşu buna gelmesin ya. Her şeye gelebilir de bu yüzden şikayet etse ben kendim polise veririm ha. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik üçüncü sorumuza. Soru başlığımız şöyle. 150 kişinin katıldığı bir maraton koşusu sırasında. Sütaş. Nokta nokta nokta. Kolay seviye 2000, orta seviye 4000, zor seviye 7000 lira değerinde. Söyle bana. Kolay soruyu görmek istediler yarışmacılarımız. Sorumuz şöyle. 150 kişinin katıldığı bir maraton koşusu sırasında 22. sırada koşan sporcuyu şaka gibi ya. Geçen kaçıncı sıraya yerleşmiş olur? 24. 21, 22, 23, 24. Bir yarışta ikinci geçen kaçıncı olur? Böyle sokarlar işte. Bunu yapardırmış. 20. Bunu sürekli yaptım. Bu zaten yapışacak büyük ihtimalle. 20 kere yapacağız bunu. Sırada koşan sporcuyu geçiyorsa 23.ye yerleşmiş olmaz mı? Hayır, 20 şimdi 22. Onu geçti. Ha 22 oluyor. 20. Kadın da aynısını dedi gibi. 2. sırada koşan sporcu tamam. Sensin. Sen 22.sin. Tamam. Ben seni geçtim. Yine kaçıncı 22. sıraya? Seni geçiyorsam sen 22.sin. Evet tamam. Seni geçtim. Ben hangi sırada olmuş oluyorum? 23. sırada oluyorum. Hayır. Kaçıncı sırada yerleşmiş olur. Nasıl? Şimdi öne doğru geçiyorsun. Arkaya doğru değil. 22. burada. Onun önüne geçtin ne oldu? 21. zaten önde. 22 oluyor. Donkey approve. Hmm. Tabii. Şimdi ikinciyi geçtiğin zaman da kaçıncı olursun? İkinci olursun çünkü birinci var. Evet. Burada da aynı mantık. Yani ikinci sırada koşan sporcuyu geçtiği zaman 21 oldu. Bir geri olmuş oldu. Şimdi önümde. Tamamen kafamı karıştırdım. 22. Hiç merak etme. Sana güvenmek istiyorum. Tamam. Cevap veriyorum. Bu 2007-2019 fenomen saçı. Arada bir böyle mavi saç falan da girdi işin içine. Ama pembe, onda çok yeşil. Pembe yeşil ama çok tutunulmadı. Yani Türkiye'de olduğundan dolayı büyük ihtimalle. Yani. Amerika'da falan o biraz çok daha patladı ama burada 22. Biraz böyleyiz. Ben ona saçı bu bende. Sizin pek içinize sinmedi. Bu cevap. Saçı mavi. Sinmedi ama ben hani hangi olaydan gittiniz? 23'lere nasıl geldiniz mesela? Yani, 22. Yani birini geçip nasıl gerisinde kalır ki insan? Tamam, ondan orada yanıldığım için 21 olması gerekiyor diye düşündüm. Sonrasında yani mantık hatasını ters silsileyle kurdum. Aslında 21 olması gerekiyor gibi hissettim. Ama 22 demesine hayır, de hayır, itiraz hayır. Edemiyorum çünkü kuramıyorum şu an yarışma şeyiyle, heyecanıyla da. Çok meşhur bir lafımız var bizim bunu izlerken. Burası, buranın şeyi çok farklı, stresli. Televizyonda izlediğin gibi olmuyor. Oranın şeyi çok farklı. Mesela 3 kişi yarışıyor. Oranın heyecanı farklı. Evet. 3. 2.yi geçti. Kaçıncı oldu? Televizyonda hepsini cevaplıyorum ben yoksa. 3. 2.yi geçti. Kaçıncı sıraya geldi? 3. 2.yi geçtiği zaman 2. oluyor. Yani o yüzden de 22. sırada koşan sporcuyu geçen yine 22. sıraya yerleşmiş olur. Doğru cevap 22. Çok teşekkür ederim. Süper. Ne oldu? Kesinlikle yanıldım. Ne oldu? Tüylerim diken diken. Görür görür şov yapıyor mu? Bir şey olmadı lazım. Müge Anlı roast. Müge Anlı seni aşağılamak için fırsat kolluyor. Soru Birkan teşekkür ederim. 5 gifted sub için. Hoş geldin bu arada çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Gokomel, Ax3R'd, Wallrider, Red Sonya, Chersons çok teşekkürler tekrar. Yanlış şey açtım pardon. Sizin değeri 2000 liraydı. Afros, şu an kasanızda 9000 liranız var. Dört ne diyor ki abi AB markasının iflası hakkında ne düşünüyorsun? Üstünden 10 yıl geçti ama. Saab markası. Saab markası mı? Biliyorum ama ne araba değil mi araba, lan Saab? Ha. Abi Saab markasının hiçbir şey düşünmüyorum açıkçası. Niye ki? Niye bir şey düşüneyim?
Ender bir arabaydı zaten. Evet zaten çok olan bir araba değil de. Hani tek havalı yönü şey bu firmanın jet yapması. Jet mi yapıyor? Savaş jetleri falan yapıyor. Ne? Ben onu bilmiyordum. İsveç ordusunda yapıyordu. Ya nereden biliyorum Batuhan? Bak jet yaptığını ben bilmiyordum mesela. E jet de mi yapmayacaklarmış artık? Biraz garip yani jet işine girmeleri biraz ilginç olmuş bence. İlk jet yapıyorlar sonra arabaya dönüyorlar. Dön. Karizmatik lan aslında. Kerem mi acaba? Ve Kray T teşekkür ederim Altay çünkü. Şimdi onlara şey yapacağım hiç abi. Bunlar kim? Vallahi 9000'e sattı bizi yani. Vallahi 9000 lirada arkadaşlarına böyle dedi. Evet, aynen. Çok dikkatli olmak ya, lazım. Biraz garip ama fenomen oynuyor reytingler böyle evet, şimdi. Evet. Yok biz anladık arkadaşlarına burada yarışmada ve bana değil. Fenomen kelimesi sence de çok kötü bir kelime değil mi ya? Çok saçma bir kelime. Hani fenomen. Yabancılarda bunun karşılığı yok yani. Influencer fenomen diye çeviriyordum Türkçe'de. Öyle yapmışlar yani zamanında galiba. Şimdi de fenomen. Ben influencer'ım falan diyenler var. Fenomen artık böyle fenomen Vine vaktinde kaldı bence. Değil mi biraz? Fenomen Instagram fenomeni. Vine oğlum, fenomeni. Oğlum bir şey vardı hatırlıyor musun? Fenomen televizyon şovu vardı. Ayak kamerasını. Radyo fenomen vardı. Bir tane şey vardı. Fenomen böyle bir adam sunuyordu. Bu ya kamerayı düzeltemedim. Ayak kem. Zyro, Zoloş yani. Anlatacağım şimdi. Abi böyle büyü müyü yapıyordu millet hatırlıyor musun? Bak büyü değil de bak şeyler geliyordu mesela adam şey diyordu lütfen televizyonda izleyen herkes televizyonun üstüne şu an bir tane kaşık yerleştirsin. Biliyor musunuz onu? Fenomen TV mi? Fenomen TV değil ya fenomen televizyon görüşmesi. Herkes Fenomen Star TV. Bu. Şimdi bu kadar heyecanlı, hiçbir dizi bu Sinan kadar çekim. Gizemli olmadı. Gördüklerinize inanamayacaksınız. Adam geliyor işte şey falan diyor şimdi. Logoyu özledim yani. Bu oğlum bu logo hakikaten ben görünce inanılmaz nostalji evet. Vuruyor. Şey falan oluyordu işte. Lütfen şu an kaşık koysun. Herkes kaşık koymuş televizyonda göğe. Sonra kaşık bir anda adam böyle duruyor. Bütün televizyonların üstündeki kaşıkları bükmüş meğersem. Sonra biri telefonla bağlanıyor diyor ki evet kaşığım büküldü. Kaşığım büküldü. Ben gördüm. Hala inanmış değil. Birlikte seyredeceğiz ve birlikte inanmayacağız. Yeni bir fenomen başlıyor. Tam duyamadım ama arkada çalması gereken müzik şey Requiem for a Dream'in theme song galiba. Yani o çalmıyorsa bile o çalmalı ama bence o çalıyor şu an. Tam bu programın müziği o. Evet. Hadi. O çalıyor kaka. Kaşık büküyor oğlum sadece. Kaşığım büküldü. Türkiye'nin yeni televizyon fenomeniyle tanıştık. Türkiye'de. Bu programda herkes kaşık büküyor. Türkiye'deki bütün... Dönüyor böyle. Türkiye'deki bütün kaşıkları büken bu yarışmaya hoş geldiniz. Dünyanın en iyi kaşık bükücüleri. Kaslı böyle. Hepsi farklı. Kaşık böyle herkes. Zihuri geller eli aklına. Eli ünlü konukların tanıklığında kadın bükücü. Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in sunumu. Şeyden gelmiyor mu? İngilizce. Phenomenon. 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 Phenomenon'dan. Aa bak oradan bir şey mesela bu fenomen. Phenomenon. Hani çevirince. Aynen olağanüstü. Bak bu doğru kullanımı bence fenomenin. Aynen. Hani ben fenomenim. Ben olağanüstü. Ben böyle David Copperfield mesela. Çin Seddi'nden geçeceğim. Kaşık bükeceğim falan. Hani Çin Seddi'ni bükeceğim. Her şeyi büküyor. Fenomenin olayı bu. Yeteneklere sahip. Bak ampul patlatıyor. Ampul yakıyormuş pardon. Canlı performans. Küçük şey pillerinden var lazer pili bağlayın. İkinci bir şans yok. Her şeye siz karar vereceksiniz. Tüm dünyada olay yaratan fenomen
Türkiye'nin televizyon fenomeni olmaya... Kaşık gene geldi. Kaşık uçurmuş artık. Fenomen Star. Bununla ilgili yalnız şey Fenomen yok akademisi. Yani bu arada. Cidden hani... Kimse kaydetmemiş bunu. Aa, Fenomen Berk Eratay'ın etkileyici gösterisi. Ne yapıyor? Abi Fenomen adamların kaşık yani. Direkt logosu kaşık. Kaşık ya. Bu benim mevzusu kaşık bükmek. Konumun Facebook'u bu. Bu televizyon düşündüğünü... Bu televizyonu izlenen düşündüğünü... değil mi oğlum? Ama kaşık büküyor. Sizce kaşık... Bence kaşık bükmeyecek bu. Başka bir şey yapacak. Oğlum arkada bu olunca olmuyor ki. Bunun arkasında bunu açman lazım. Undertaker. Yok yok. Bunun olmasa lazım yani. Acun acaba lisanslarını aldı mı? Acun acaba Don Omar'a kaç para veriyor? Lan yemek yiyordum, kaşığım büküldü, bakmadı. Ulan Teoman falan var yalnız ha. Bütün Türkiye bu kaşığı bükmek istiyor. Ama onların müziğiyle mixleşiyor ya, bok gibi oluyor. Ne yaptık ya adam? Lan kaşık. Gözlerinin devrini dönüyor. 2008 chat bu arada yüklenme tarihi. Senin. Zerrin. Sak. Sanırım çok kuvvetli. Arkadaşlık bağlarım çok kuvvetli. Çünkü bu gece yanında oturan sadece iki kişi var. Ve siz... 3 kişi. Şu an yanında kaç kişinin oturduğunu bildi. Nasıl biliyor lan? Oğlum kaşık var mı cebinde? 3 kişi. Lan bükülüyor. Uğurlu rakamın 3. Uğurlu rakamı 3. Oğlum hoş geldin 5 için, teşekkürler. DB 13 ay, teşekkür ederim. Sana kalp atmayanın kalbi kurusun. Ne yapıyor ki yani? Senin için önemli olan kişi... sevdiğin bir büyüğü. Annen amık hakikaten. Annen çok sevdi. Olabilir. What the phenomenon doing? Phenomenon doing. Benim... Uğurlu Sayın 3. Yakın zamanda kaybetmiş olabiliriz. Ünlü birinin annesinin öldüğünü falan bildi adam. Aysel Gürel. Allah'ım. Aa, annemin ismi mi? Hı hı. Annesi gelirse çok bomba. Gerçekten çok huzurlu ve mutlu. Tanıdıklarıyla beraber bir arada. Oğlum çok creepy yani, tamam ölü birinin arkasında. Teoman. Yoluna geçti. Uğurlu Sayın 7. Nasıl bildi? Teoman şey diyor baktan. 5 amık. Yedi, Teoman... Evet, yedi falan. Değil mi yani böyle Teoman sadece? Kadına şey falan diyor, sevdiğim biri öldü, adı bu, sevdikleriyle yan yana. Kadın mimar, zehrin böyle. Ben ne bileyim, gerçek mi yalan mı söylüyorsun sen? Teoman bari dese evet. Ben sadece şeylerim, uğurlu sayılarının... Kaybettiğin yakının adı Hasan. Söylüyor da, peki bir şey diyeceğim. Fazlı Teoman, seninle her zaman gurur duyuyor ve yaptıklarınla övünüyor. Yani
Ünlü biri çünkü. Hani ölmüş biri hakkında konuşuyor büyük ihtimalle ama böyle... Sen onun kafası almışsın gördün mü? Ben övünüyorum. Bence böyle gülecek. Gülemiyor bir. Çok para verdiler jüri olmam için. Ayıp ama bu arada yani bu yaptı bende. Televizyon böyle. Uğurlu sayın 5. Bu adam her gece bunu dinliyor mudur yatarken? Çok sinirli bir şekilde. Kaşık var önünde böyle masasında her gece. Şey var ya. Gördün mü? Goku'ya dönüşmeye çalışan genç. Sevdiğin kadının ismi Yedimir Baset. Teoman sevdiğin kadının ismi Yedimir. Karıştı. Amına koyayım. Ben... Mavi derdi bir şeyler yapıyorlar. Peki sonunda ben şeyi çok merak ediyorum. Hepinizle gurur duyuyorlar ve hepinizle mutlu olun. Lenslerini çıkarttı orada bak. Ama orada lenslerini çıkartırken şey şov yaptı. Şeyden çıktı yani o şaman modundan çıktı. Etkilenmedi. Ben etkilendim ha. Bir şey diyeceğim. Hayatımda gördüğüm en kötü şov bu galiba yani. Bak bu adam ünlü galiba. Vahinin kalbini durduracak. Hazır mısın? İbrahim Tatlıses'in kalbini mi durduruyor? Babanızla... Gittiğiniz yer... Bir yaz zamanı. Evet, 1900'lü. Hazır mısın? Çok manyak bir yorum var. Lensmiş. Öyle istedim. Aynen. Siz kimlerle geldiniz? Ben de arkadaşlarımla geldim. Çok koptuk. Çok sessizler değil mi? Fenomen arkadaşlar yapsak. İbrahim Tatlıses'i ölümsüz yapmış orada. Şurunda kafana keleş mermisi. Ama öyle. Keşke. Sizler ne diyeceksiniz arkadaşınız için? Şimdi Umut da hemen dedi bizi ki zaten. Keşke ben de... Mert teşekkür ederim 15 ay için hoş geldin. Çok çok sağ ol. Mert hoş geldin. Suyut 14 ay için sana da çok teşekkür ederim. Selamlar. Sidey, Bay Demjin 7 ay. Su, toprak, ateş, hava sadece bu 4 elementi kontrol edip ustalaşan kişi kaşık bükebilir. Fenomen olmak kaşık bükmektir. Şirin Baba 6 ay, Yağmur 14 ay, teşekkür ederim. İşbin Gökhan, Mefex, Furkan dedi, teşekkür ederim Furkan. Holo, Skyrix, Xolia, Zyrob çok sağ olun. Kalp atma onu, kalbi. Fenomen arkadaşlarımla gelseydim evet, hani kim bize güvenecek, nasıl güvenecek? Kadın fenomenlere salladı. Şimdi onlar bir güven bunalımı yaşıyorlar. Peki şimdi yarışmanın ya, heyecanıyla kimse kimseye kırılmasın. Geldik dördüncü sorumuza. Aha. Görelim soru başlığımızı. Kalk kalk oğlum kalk. Kalk kalk. Oğlum kalk. Hangi oğlum. Kuş uçamaz ama kızdı. Tüm kuşlar içerisinde nokta nokta nokta. Bence cevap flamingo. Kolay seviye 2500, orta seviye 5000, zor seviyedeki soru 10.000 lira değerinde. Flamingo uçabilir. Umut geldi. Orta seviyedeki soruyu görmek istedi. Gelsin Devek sorumuz. Kuşu, tavuk. Hangi kuş uçamaz ama tüm kuşlar içerisinde en derin dalışı yapan olarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir? Penguen. Deve kuşu, karabatak, penguen, yüzen kuşlukların arasında çok yani. Cevabımız kayıp Müge Hanım. Deve kuşu. O suya... suyla işi olmayan bir hayvan. Değil kafasını mi? Kuma gömen bir hayvan. Doğru mu? Evet. Penguen
derin dalış yapmıyor. Kivi. Karabatak da olabilir lan. Kivi ne alaka oğlum? Kivi. Kivi. Yeni Zelanda'nın hayvanı değil mi? He. Ha. Kivi dünyanın en komik kuşu bu arada bence. Yorin Gorani. Muşlu kuş değil mi? Muşlu kuş bu evet. Karabatak ne? Karabatak. Karabatak ördek gibi bir şey olması lazım. Haa oğlum çok karizmatikmiş ha bu. Körfezinde vardı bunun. Yani... Tamam penguen ya evet of. Ve karabatak arasında kaldım. Bence karabatak, içimden karabatak demek geçiyor ama... Hiçbir fikrim yok sana. Peki hangisi almış ki onu mesela? Penguen yani, kime vermiş onu? Hangi penguen dedim? Belki de yeni duydum. karabatak geçiyor içimden. Ne dersin? Heyecan yaptım şu an. Karabatak demem ben bile bence. Penguen niye duymuyor lan? Pengueni unuttuk doğru mu? Evet. Karabatak ve kivi. Hani böyle searching yaptığında ne geliyor ilk aklına? Yani karabatak. Penguen. Batak. Karabatak geliyor. Yani, adında mantıklı. Bile batak yani hani böyle. Evet. Cevabımız. Karabatak. Karabatak. Karabatak da şimdi. Penguenin niye suyla işi yok dediniz? Evet niye öyle? Ya var ama dalışla ilgili. Adam gidip balık tutuyor lan suyun içinden. Herif balık tutuyor lan. Penguen kuş değil falan diyor. Penguen ne? Yani derin. Bir de uçamaz diyor yani evet. Dalış en tek uçan derin dalış yapan karabatak olarak. Ya evet. Ne bileyim karabatak hani adında bile hani böyle çok sanki gözü kara en derin dalışı yapıp Guinness Rekorlar kitabına girince sanki. Hayır siz pengueni dalmaz diye en baştan elediniz de ben de biliyorsunuz çok keyifli bir filmi de var. Evet biliyorum. Belki kızınızla beraber izle. Siz de dalış yapıyorsunuz dalış bildiğim kadarıyla. Şey yani penguenlerin suyla tabii ki de yani. Neşel Ayk'ta bir tane çok cringe Türk montajı vardı. Türküye mi dans biliyor musun onu? Hani daldığını biliyorum ama hani kapak Guinness kapak. Rekorlar kitabı deyince sanki karabatak gibi ya, hissettim hayır. Ya da yarışma yani heyecanı da bilemiyorum yani ama evet, peki evet. Karabatak uçmaz mı? Evet ben hani öyle bir şey düşünüyorum. Uçamaz diyor. Karabatan uçamadığını ha, biliyorum. Yani uçamadığını düşünüyorum. Yani bu ikili çok kötü ya. Cevabımız kayıp Müge Hanım. Karabatak uçmaz mı? Yani hani uçar. Böyle çok uçan kuş. Çok uçmuyormuş. Mevsim. Denize konuyor sonra batıyor oradan. İstanbul Boğazı'nda tabii çok var. Ne çıkarsa çıksın senin. Canın sağ olsun. Eyvallah sağ olasın. Ben ya. Sana güveniyorum. Siz karabatak cevabını verdiniz. Ancak doğru cevap penguen olacaktı. Çok üzgünüm. Müge Anlı o kadar daraldı ki yani roslamak için paus bile tutmadan direkt soruyor. Su istiyor mu? Olur bir su. Böylelikle ilk yanlışı da yapmış oldunuz. Aynen ya. Hep öyle olur ya. Sağlık olsun. Üzmeyelim kendimizi. Hayır hiç de durmadı. Ederim. Hiç düşünmediniz yani. Bir anda konuştunuz cevabınızı hep verdiniz. Ya ben rekorlar verdim. Deyince, Guinness rekorlar deyince hani yanıltmaca gibi hissettim. Ha. Peki size bu soruda para ödülü kazandıramadık. Bir yanlış yaptınız. Daha dikkatli gel. Gidelim. Geldik 5. sorumuza. Soru başlığımız şöyle. Bilgisayardaki veri boyutu isimlerinden nokta nokta nokta. Kolay. Gigabyte, petabyte, terabyte. Şey, şunun yatışına baksana ya. Kedi show yapayım mı? Zong 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 zong. Ne bu? Neyse chat tamam. Bak sonra millet ikinci kanalda sövüyor bana kedisiyle oynadı. Ya oyun bile oynamadı diyorlar. Kedi şov diyorlar. 3000 orta seviye, 6000 zor seviye, 15000 lira değerinde. Alayım tercihlerinizi. Allah Allah. Bunda niye basmasın? Gelsin sorumuz. Ki? Gerçi bilgisayar gerçi çok biraz bencil ve salak bir şey dedim yani niye basmasın bilmiyorsun. Bilgisayardaki veri boyutu isimlerinden hangisi 1024 kilobayta eşittir? Megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte. Megabyte diye düşünüyorum. Puan evet. Herkes evine gelmiş, ben de gelmek istiyorum. Mert çağırdı mı seni lan kaç kere gel? Megabyte. Hayır yani sen şurada geçiyor. Bilgisayarla ilgili olunca demin de karabatakla çuvallayınca böyle bir şey oldu. Ne diyorsun? Megabyte diyelim. Megabyte diyelim. Evet. Katılıyorum. Aynen. Megabyte. Cevap veriyoruz. Megabyte. Hı.
Bilgisayardaki veri boyutu isimlerinden hangisi 1024 kilobayta eşittir diye sordum. Siz megabayt dediniz. Doğru cevap megabayt. Evet, evet. Emre nerede? Soru ödülünüzün değeri 3000 liraydı. Takımı şu an içeride. Kasanızda 12 bin liranız var. Devam, son da devam. Hadi. Nasıl bir şey birbirinize güven bu duygusu bir, anlamında... Bu bir Türk televizyonları yarışma skemi mi yoksa şey ciddi doğru mu? Hani ilk soruları mesela yanlış yapıyorlar. Reji diyor ki biraz kolay soralım da elenmesinler. Acaba kolaylaştırıyorlar. Mesela çok biliyorsan bile bile şey yapıyorlar mı? Zor. Öyledir bence. Bana da öyle geliyor biraz. Enteresan karakterleri bazen uzatabiliyorlar. Tutmak istiyorlar değil mi? Ya da böyle... Değişiklik oldu. Çok bilenleri de bile bile zorluyorlar. Biraz şov olsun diye galiba. Ya aynen. Sorular hazır mı? Ama bence sorular şeydir yani. Değiştirilebiliyordur yani. Yani hani hiç itiraz edesin de gelmez. Belli hani bir havuz değil. Vardır. Sıkıntı yok. Benim için şu an. Ben zaten hani güvenirim. Sen oynamadan. Zaten ilgilendiğin için. Evet evet. Onu zaten hani şöyle bir şey. Ona göre sorular sormuyorlar mı? Ya şey yapıyorlar diye biliyorum ben de. Sen böyle dolduruyorsun işte. Ona göre soruyorlar. Ben güvenirim. Şöyle bir şey. Ben güvenir ve hayal kırıklığı yaşar. Açık söyleyeyim. Ben de para için buraya gelmedim. Hani eğlence amaçlı geldiğim tuşa. İçin. Ama bilince hoşuma gidiyor çünkü kazanmış olmak güzel. Hırs değil mi? Hırs. Aynen kazanmış olmak hırsı. Da güzel. 10 sorunuz kaldı geriye. Geldik 6. sorumuza. Ne zaman ayrılacaklar ya? Görelim soru başlığımızı. Violet diyor ki abicim artık Bonnie Emmett'e uyapacak mısın? Grand Slam tenis turnuvalarından nokta. Bonnie Kink emote yapayım mı? Kolay seviye 3500, orta Tan seviye 10.000, zor seviyedeki soru 25 bin lira değerinde. Grand Slam tenis turnuvaları. Bence bu zor olabilir mi? Kolay soruyu soruyorum sizler için. Grand Olması Slam tenis turnuvalarından hangisi beyaz kıyafet giyme zorunluluğu bulunan sporcuların çim zemin üzerindeki karşılaşmalarına sahne olur? Amerika Açık, Wimbledon, Avustralya Açık, Roland Garros. Tenis hakkında bilgin var mı? Ne kadar uzağım biliyor musun? Şimdi yani senin var mı? Ben biraz sporla işi dışlıyım ama. Tamam. Şimdi en, en bilindik olan Wimbledon değil mi? Abi şimdi bir şey diyeceğim. Yani bunu bilmeyecek kadar da genel kültürünüz yok mu ya? Yani gerçekten mi? Wimbledon yani. Açıklardan birisi Amerika Açık veya Avusturya Açık. Beyaz kıyafet giyme zorunluluğu var ve çim zemin üzerinde. Chatting valla açık. Zaten teniste beyaz kıyafet. Sanki Wimbledon da hep böyle öyle. Başka da hatırlamıyorum ama diğerlerini de hani Avustralya Açık, diğerlerini bilmiyorum. Ama teniste niyeyse Wimbledon hep aklıma geliyor. Yalnız ama kadın böyle sen daha iyisin. Böyle yok, bilirse daha helal olsun. Sadece bir televizyon programı yani televizyon izlerken görmüştüm. Tamam. Avusturya Açık dakika, diyordu. Yok, Amerika yok, Açık yok. Bir şey diyordu. Hani oradan yola çıktım ama şu zorunluluk kısmında emin değilim. Bonnie, tut. Hani tut. Onu hiç yani soruyu görmeden şu an çim zemin olarak. Üzerinde. Avustralya Açık değil. Wimbledon desin ya. Bunu bilsinler de. Ben Wimbledon diye söylüyorum. Yani. Sen de Avustralya Açık. Ben inanıyorum sana. Cevap veriyorum. Veriyoruz daha doğrusu. Avusturya Açık. Bilmiyorum bak kesinlikle. Sorun değil. Siz Avustralya Açık cevabını verdiniz. Ama bok yiyeyim. Cevap Wimbledon olacaktı. Hiç önemli değil. Vallahi. Çünkü emin değildim. Hani hissettiğindir ya. Bekletme. Böylelikle. Müge Anlı böyle. Evet hani niye bekletmiyor? Kim 500 milyon olmak ister? İkinci böyle. Yanlışınızı yapmış oldunuz. Cevap. Cevap. Bir reklam arası. Sağ ol olsun. Sağ ol olsun. Şimdi böyle bak son bir cevap hakkında bütün sonucu yapacak. Beyaz açık renkte mi karıştırdın yok, acaba? Yok televizyonda izlerken görmüştüm. Hani açık bir turnuva vardı. Oradan yolu çıktı tenis turnuvası. Dedim oradan belki bağlantısı vardır. Olsun iki yanlış yaptınız. Kaldı evet. 9 soru. Şu anda kasanızda 12... Ben de merak ediyorum arkadaki seyirci hiç cevap bağırmıyor mu acaba? Wimbledon. Ama şöyle bir şey Robin bağıramazlar. Bağıramazlar çünkü para veriyorlar onların çoğuna.
Şeyde aa, onlar evet, sabit izleyici. Onlar oldu. Sabit izleyici. Ama kim milyoner olmak isterdi şey olduğunu biliyorum ben. Bir ara parasını aldılar ya birinin, yine öksürerek şey yapıyormuş evet, böyle. Evet. İki kere öksürüyor B falan. Hani onun kodlamışlar yani. Öyle bir olay var. Bonnie dur. 2000 liranız var. Ve geldik 7. sorumuza. Bunlar bilemiyor. Aa, bilince de alkışlar. Soru başlığımız şöyle. Dönüşü yok, beraberce karar verdik ayrılmaya şeklinde başlayan Sezen Aksu şarkısı nokta nokta nokta. Kolay seviye 4000, orta seviye 15000, zor seviyedeki soru 35000 lira değerinde. Bas. Biraz cesur davranın. 12000 liradasınız. Hükanlı da paketlemek için gazlıyor. Aytu yine kolay soruyu göreyim dedi. Umut orta seviyedeki soruyu seçti. Sorumuz şöyle. Dönüşü yok, beraberce karar verdik ayrılmaya şeklinde başlayan Sezen Aksu şarkısında şimdi bana dendikten sonra hangisi söylenmez? Yeniden ister misin deseler, ipekten halılar serseler, seninle bir ömür vaat etseler, kaybolan yıllarımı verseler. Şimdi bana kaybolan hangisi söylenmez? Söylenmez evet. Söylenmez. Biliyor musunuz şarkıyı? Evet. Söyleyin şimdi, bir. Şimdi bana kaybolan yıllar... Şarkıcı arkadaşım var. Ama cevabı verecek olan yeniden sensin. Yeniden ister misin deseler var. Seninle bir ömür vaat etseler de var. Kaybolan yıllarımı verseler var. Ama ipekten halı serseler deselermiş. Ne güzel olurmuş. Abla şarkıda bastı valla. O ben, yok. Ben açıkçası yok. Bu tip durumlarda basanın yani en zor sen seçtin, sen bileceksin. İpekten evet. Halı ne var? Yok yani. Emin. O, eminim. Benim ortak emin. Çak bu ortak. Cevap veriyor muyuz? Cevap veriyoruz. Cevabımız ipekten halılar serseler. Devam. Harika. Son sesi yapacağım. İpekten halılar serseler cevabını verdiniz. Evet. Doğru cevap ipekten halılar serseler. Benim yalnız düğümler ha. Arada. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. İpekten helikopter. Şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler. Şimdi bana yeniden ister misin deseler. İpekten halılar serseler kazandırdı. Okay, tebrik ediyorum. Soru ödülünüzün değeri 15.000 liraydı. Kasanızda 27.000 lira var. Yani yarışmada... Size biraz cesur davranın dedim. Geriye kaldı 8 soru. Geldik 8. sorumuza. Görelim soru başlığımızı. Bunu ayıracaklar. Nokta 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 nakışa verilen at hangisidir? Kolay seviye 5000, orta seviye 20. Ayrılacaklar. Bin zor seviyedeki soru 50.000 lira değerinde. Derken Umut Kaşan ve Aytu Ergen yakınlarından taktik almak için yanlarına gidiyor. Bakalım aileleri kendilerini nasıl yönlendirecekler ve tercihleri ne yönde olacak? Şimdi görüşme zamanı. Git abi git. Güzel insanlar git. Alayım mı? Al. Alayım mı? Ay, al ama rahatsız sana. Geri git yapacak. Sonuna kadar git bak. Sonuna kanka, kadar git. Sonuna kadar gitmem daha sonuna kadar git abi. Yani, boş ver. Bas. Elensek Yusuf, olsun. Sonuna Yusuf, kadar baksana. Git sen. Alayım mı? Alayım mı? Al. Alayım al. Mı? Al. Fenomen bu yani. Yani fenomen oğlum. Fenomen para ihtiyacı mıdır? Nasıl düğmeye bak. Yani 1,5 milyon abonem var falan. Ya. Yani. 1,5 milyon. Ben. Sen baksan. Nasıl düğmeye bak. Alayım. Koruyacak mısınız alayım mı? Korudum. Koruyor musunuz alayım mı? Aldım korudum şu an korudum. Almayayım mı? Aldım korumayı aldım. Gerçek olup olmadı anlayamazsın. Her şey Instagram komedisi gibi şu an burada. Oğlum son alma lan çünkü son soru. Son hakkımız var. Tamam. Lan manyak mısın? Ha. Lan niye korumayı aldın? Son bir hakkı var. Evet. Son bir hakkı var. Yani ikinizden birinin basıp hani sıfırla gitmektense parayı alması daha mantıklı. Ama ben korumayı alacağını düşünüyorum. Basma ihtimaline biz karşı. Aldı. Şimdi korumayı alsak? Alalım o zaman. Riski atma. Zaten iki tane. Koruma şöyle şimdi. Dönemiyorsun. Döndüğünde rezil oluyorsun sadece.
Hani şimdi mesela ikisi de gidiyor ya. Bu taraf korumaya almış. Diğer taraf almamış, bilmiyor. Basacak. Gidiyor dön. O 20 bin lira. Zınk basıyor ya. Aldım sanıyor. Ondan sonra Müge Anlı diyor ki ödül koruma altına alınmıştı. Sen ne haysiyetsiz, şerefsiz bir insansın. Aa. Senin insanlığın bitmiş. Sonra bütün yarışmaya öyle devam etmek zorunda kalıyorlar. Aa. Bomba olay yani. Ne yanlışım var? O zaman şimdi bas mı diyorsun? Ya basacaksın, korumaya aldın. Bu kadın basarsa rezillik, rüsvalık. Neyse eğer hani... Müge Anlı'dan bir insanlık dersin. Bence o korumaya alır. Şimdi korumaya alır. Ben basmayacağım. Bak bunu da şey yapmaları lazım. Hani şey korumaya alıp almadıklarını tahmin etmeleri gerekiyor. Bence biz şimdi almayalım. İyi düşün ama. Basmayacağım. İyi düşün. Eğer biz tura daha devam edemeyeceğini düşünüyorsan bas. Giderken sen onu takip edenine bak. Eğer ki hareket ediyorsan sen de bas. Ama basacağını düşünmüyorum ben. Ben de basacağını düşünmüyorum. O zaman ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım biliyor musun? Korumaya alacaksın. Sonra giderken şey yapacaksın şöyle. Hızlı raketler yapacaksın, bastıracaksın karşı tarafa. Yani basmayacağım da. Yani bitiyorsa da yarışmayı sorulardan dolayı bitsin noktasındayım. Görüşmenin sonuna geldik. Şu ana kadar 27 bin lira kazanmış durumdasınız. İki hatanız var. Önünüzde 8 soru var ve 900 bin lira daha kazanabilirsiniz. Yüzleşmeden önce birbirinize söylemek istedikleriniz varsa alayım. Ortak. Siz havalı çocuklarla geçiyorsunuz değil mi? Genç mi? Dinliyorum. Sana güveneyim mi güvenmeyeyim mi? Bana güven. Ben de sana güveniyorum. Ay ben, gerçekten. Sen de bana güven. Ben güvenirim ama sen de bana güven. Yani ben basmayacağım. Ben güvenirim. Bak ciddi mi? Gerçekten basmayacağım. Tamam. Gerçi burada da basacağım denmez ama hani basmayacağım. Nasıl diyebilirim ki? Basmayacağım. Denmez güvenebilirsin. Basacağım. Bana güven. Güven bana. Şimdi yüzleşme zamanı. 5 bin lira. 10 bin lira. Kolikliymiş onun bu şartı. 15 bin lira. 20 bin lira. 25 bin lira. 27 bin lira. 25. Evet, yarışmacılarımız birbirlerine güvenerek yarışmaya devam etme kararı aldılar. Şöyle. Bak şu, önce şu. Önce bu sonra öğretmen. Bu. Evet. Tamam. Dedim ki sonuna kadar gidelim. İlk başta söylediğim gibi. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Biz de buraya kahraman olmaya geldik. Peki. Bizi yapan adam bu çok belli. 8. saniye. Hile anlamamışlar. Basit ilginç. Ha? Hile yapan adam bu da çok belli. Öksürken nasıl anlamışlar en başta? Bu ne lan? Hile yapan... Kimi olmak ister? Öksürük hilesi. Sınırsız para hilesi. Bu kadın her şeyi nasıl biliyor peki? Müge Anlı gibi. Bluetooth headset. O başka biri de mi öksürüyor kulaklıktaki? Söylemiyor. Ses geliyor bir. Sonra bu kadın da aynı şekilde öksürüyor. Strateji. Morse kodu. Pasla TV. Sonra bunun parasını alıyorlar galiba bu adamın. Neyse devam. Sorumuzun başlığını size okumuştum. Bir kez daha tekrarlayayım. Evet. Nokta 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 nakışa verilen at hangisidir? Kolay seviye 5000, orta seviye 20000, zor seviyedeki soru 50000 lira değerinde. Ben bir tuvalete gidip geliyorum, kontrolü sana veriyorum. Okey. Hemen geliyorum, 2 dakika geçin. Kolay soru geliyor.
Birbirine ters Rıfaya duran var. İki çiçekten oluşan nakışa verilen ad hangisidir? Aha. Enişte enişteye darıldı. Bacanak bacanağa kızdı. Kayınço kayınçoya gücendi. Elti eltiye küstü. Bunlar ne biçim şeyler lan? Birbirine ters duran iki çiçekten oluşan nakışa verilen ad hangisidir? Böyle kelimeler var mı gerçekten? Ortak ne diyorsun vallahi, böyle isimler? Bacanak bacanağa kızdı diye bir nakış duymadım ben. Eltili meltili bir şeyler duydum. Nakış işi ama sende. Nakış ben, yani enişte ben enişteye darıldı değil. Ben bu konuda Aytun'un bir fikri olduğunu sanmıyorum. Var mı Aytun? Annen falan yapar mıydı böyle? Yok, şimdi bir şey diyeyim mi? Eğer bana güveniyorsan hani bacanak bacanağa kızdı diye bir nakış adı hiç duymadım. Tamam. Enişte enişteye darıldı diye de bir şey duymadım. Kayınço kayınçoya gücendi de hiç şey ama eltili... Bir nakış ismi hatırlıyorum. Benim de mantığım hani nakış, kadın işi. Cinsiyetçilik dönüyor nakışçılıkta. Seksizim. Kaan abi çok değişmişsin. Şimdi kimse anlamayacak Kaan olup olmadığımı. Neye bastım lan ben? Rastgele bir tuşa bastım dur. Bu ne? Aha Kaan. Şimdi... aynı Kaan değil mi? Dur. Bu ne yapıyor? Ben fikrim yok. Aa, tamam bunu yapıyormuş. Kadın işi hani eltili. Oradan değil mi? Yola... Aynı. Ama hani. Bilmiyorum bak iş. Yani... Bence elti eltiye küstü tamamen hani mantık yürütüyorum. Birbirine nabız, ters duran iki mı? Çiçekse... Çiçek bir kere eniştelik, bacanaklı, kayınçolu hani çiçek kadına mantık yürütüyorum yani. Şimdi değil mi? Hani elti eltiye küstü demek istiyorum ben ortak. Benim hani kaynana dilini biliyorum bilmem ne hani böyle onları biliyorum ama enişte ben enişteye darıldı diye bir nakış adı hiç duymadım evet, arkadaşım ya. Hani kayınço kayınçoya gücendi duydunuz mu? Onu da duymadım şurada yani gücendi elti eltiye evet. Küstü. Evet cevabınızı sürenin sonunda alayım. Cevabımız elti eltiye küstü. Kaan gelmeden. Siz elti eltiye küstü dediniz. Evet. Doğru cevap. Doğru cevap hangisi? 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 Slash. Slash elti, nerede? Elti eltiye küstü. Adam. Önce şöyle sonra da böyleydi. Yes. Hem senin style'a hem benim style'a. Takip edin beni. Soru ödülünüzün değeri 5000 liraydı. Abone, şu an kasanızda 32.000 liranız var. Bende. Süper, harikayız. Ben Kaan'ım oğlum. Geldik 9. sorumuza. 9. soruya kadar geldik mi? Geldik bayağı ya. Biz şey yaptık yapmadım. Biz. Bu işte bir terslik var. Nasıl yani? Görelim soru başlığımızı. Ben hala Karabatak'ta kaldım. Kaan'a söylemeyin. Soru başlığımız şöyle. Nokta nokta nokta. Reklamımı yapmadım. Ne oluyor lan? Ana bir kilo almışım. He ya sorma. Kötü göbeği de attık. Nasıl? Kaan abi kilo almışın nasıl anladın? Her gün yayın açıyorum lan neredeyse. Basmak ifadesi hangi anlamda kullanılır? Kolay seviye al. Basmak. Tıbin orta seviye. Sana öyle bir basayım ki yedi divanın krallığını kucağına getireyim. Hep böyle şey oluyor. Sen söyle. Tamam ben patlayacağım. Direkt şiiri neydi onun? Direkt o videoyu açalım dur. Direkt o videodakini söyleyeyim sana. Bekle. Şimdi bir laf sokacağım ama yüzünü güldüreceğim. Arkada da turn up var çalıyor ama hiç patlamıyor böyle. Hiç patlamıyor. Nerede o video ya? Oğlum video atan videoyu mu sildi? Chat. Gel hamama sürtüştü. Hiç. Eğil eğil sokayım, iki tutamaz mıdır? Lale ile sümbülü, kakülüne, nevcivan. Diz çökerek, önüne ılık ılık akıtam. Bir gümüş ibrik ile, ne diyorsun lan sen? Destine abirevan. Salınarak giderken, arkandan ben sokam. Ard eteğin beline, olmasın çamur aman.
Kulaklarından tutam, dibine kadar sokam. Oha. Şah diyenden çizmeyi olasın yola revan. Öyle bir sokayım düşmanın ki bağrı. Kalmasın dışarıda hiç. Düşmanın bağrına. Hançerimin ağahan. Kazandın, yaşayabilirsin. Bakman diyor ki arkadaşın Rodolf Ternst'teki Pippin Tok'a benziyor. Sen Pippin Tok'a benziyorsun gerçekten. Sen Pippin Tok. Pippin Tok. Gachi Blast. Şey çok sert değil mi bu arada hakikaten ya? Kulaklarından tutam dibine kadar sokam. What the fuck? Ama Şah Tiyen'den çizmeyi olasın yolar eva. Olur ya bu arada. Baya abartmış. Troll Osmanlılar da varmış. Troll Osmanlı. 25 bin zor seviyedeki soru 60 bin lira değerinde. Ağzına verem. Tavuk dürümü. Basmaktan. Bu kadın... Umut orta seviyedeki çok 25 bin lira değerindeki soruyu görmek istedi. Basmak. Gelsin sorumuz. Hafakanlar basmak ifadesi hangi anlamda kullanılır? Daraldık. Sıkıntıdan bunalmak, mutluluktan coşmak, korkudan titremek, sinirinden ağlamak. Sıkıntıdan bunalmak değil mi? Hafakanlar mı bastı yoksa? Ay camı açın. Hafakanlar bastı. Kapıyı kapatsana. Ses gitmesin diye soundproof yapıyorum. Aynen. Bunu 25k biçmişler çünkü şeyden ya bir tane bunlar. Bayağı paraları az yani. Yani korkudan titremek ifadesi değil. Yok tabii. Mutluluktan hı, kimse coşup hafakanlar bence basmaz. Bence reji var cidden değişti. Sıkıntı geldi yani bana. Hafakanlar bastı. Değil mi? Sürekli evet. Slapliyorlar. Ya çünkü şey de hani mesela izlediğim programda hani sıkılırsın yani. 5000 lira kazanamadan gittiler. Evet. Biraz heyecan lazım ya. Kazandırmaları lazım. Sinirden ağlamak da onun karşılığı değil. Evet. Hani sıkıntıdan bunalanların kullandığı emin bana afakanlar bastı. Bence de sıkıntıdan bunalmak. Emin miyiz? Eminiz. Önce şark. Bir tane meme TikTokerlar var ya. Island boy. Biliyor musun onları? I'm an island boy. Aklıma geldi. Pardon chat. Island boy. Çok kötü. Hangi bunlar? Skelet level 1. Dopamatofaja benziyor bunlar. Bunlar baya ünlü bu arada galiba. 7 milyon falan izlenmiş lan. Oğlum kendi şarkıları da buymuş. Aynı şarkıda böyle trap yapmışlar. Ha yok başka bir yapmış. Galiba öyle. Of the mic versiyonu. Çok kötü. Evet. Trap şarkısı. Cevap verin. Çıkın çıktım fotoğraf. Gittim fotoğrafçıya. Sıkıntıdan bunalmak. Hafakanlar insanı ne zaman basar diye sorduk. Siz dediniz ki sıkıntıdan bunalınca. Evet. Şey sorsalar ters köşe olurlardı. Sıkıntıdan bunalmak. Hafakanlar basmak, kafakanlar basmak, hafakanlar basmak, hafakanlar kasmak. Hafakan o işte hiç. O en zor. Doğru cevap sıkıntıdan bunalmak. Nasıl sevineceğim? Biz de kendini sevinemiyoruz hadi. O kimin soru ödülünüz 25 bin lira değerindeydi. Şu an kasanızda 57 bin liranız var. Hafakanlarla 57 bin olacak. Buradan sonra basarlar eksinden biri. Öyle bir çek bu yarışma. Bir şey söyleyebilirim. Siz kimsiniz? Tanımıyor şimdi. Evet buyurun bekliyorum. Hadi. Çıkarken diyordunuz 100 lira duyunca bas. Bakalım. Bak sonuna kadar gidiyoruz.
Onların artık verecek cevabı aynen kalmadı. Aytu. Evet. Sona doğru gidiyorsun. Sen arkadaşlarını başta küstürdün. Küstürmedim. Hani o tarafa bakmak yasak ya. Evet, güzel gidiyor, güzel. Evet. Çok iyi gidiyor. Güzel gidiyor, güzel. Onlar da seni orada destekliyorlar. 6 soru kaldı geriye. Müge Anlı duyuyor mu duymuyor mu biz bilmiyoruz. Duymuyor galiba onları. 57 bin liranız var. Yanlış siz cevap verirseniz ve 15. soruyu görürseniz, eğer birbirinize de güvenirseniz kazandığınız ödülü paylaşarak buradan her ikiniz de mutlu bir şekilde ayrılabilirsiniz. Buradan halay çeke çeke. Halay çeke çeke. O zaman arkadaşlarını da alırsın. Ben şu elimi böyle bırakmak istiyorum ama hareket edemiyorum. Sana sevindim. Yani. Peki. Geldik 10. sorumuza. Oğlum bir şey diyeyim, çok hızlı geldiler bu arada 10. soruya, fark ettiniz mi? Ender alt çizgi spi diyor ki bir haftadır iş için çekinecektim, fotoğraf gittim, fotoğrafçıya otur dedi, gülümse gülümseyemem dedim, bu benim için zor. Soru başlığımız şöyle. Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerden. Ha bir de şöyle bir twist var Emir, o bomba. 15. soruya geliyorlar, ödülü kazanıyorlar. Tamam. 150 bin lira falan. Son soruyu cevapladıktan sonra da bir kere daha ayırıyorlar. Hani en sonda da basar mı diye. O çok neat bir dokunuş yani. Bir kere gördük sadece kazandıktan ama o bomba yani o. Nokta nokta nokta. Paylaştılar bizim izlediğimizde. Kolay seviye 8 bin, oh, orta seviye 30 bin, zor seviyedeki soru 80 bin lira değerinde. Kulaklarından tutam Basra Körfezi'ne salam. Derken Umut Kaşan ve Aytu Ergen taktik almak için tekrar yakınlarının yanına gidiyorlar. Avukat değil oğlum o. Şimdi görüşme zamanı. Ya. Devam. Hep o kadar kazandı. Devam oğlum. Vallahi sonuna kadar devam. Kanka anne direkt bas dedi. Evet. Ondan sonra yani yarışmacı da direkt kafa salladı. Yani büyük ihtimalle dur, basacaklar. Kanka, bir saniye. Büyük ihtimalle basacaklar. Şimdi kendine bir limit belirle ve o limitin üzerine çıkmadan bas. Tamam. Ondan önce basman lazım. Tamam. Hadi. Tamam. Tamam. Ondan ben önce basman. Tamam ben de o iş. 15-20 çat. Devam. Biz koruma altına almayalım. Biz koruma altına almayalım. Sen basacak mısın? Devam. Bak nasıl oğlum nasıl tribün oynaması yalnız. Sonuna kadar devam değil mi? Ben bu konuda güveniyorum. Sonuna kadar devam. Oğlum, oğlum işte Instagram'lara güvenmeyeceğim. Bu yüzden influencer'lara güvenmeyeceğim ya. Zıp. Nereye gittin lan? Yani onlar nereye sonuna ya, kadar ya diyorlar ama nereye basacak mısın? Çaymazlar sayıdır. Ben çayacaklarını düşünüyorum. Ne hissediyorsun? İçinden ne geliyor? İçimden onların koruma altına aldığını hissediyorum ve basmak istemiyorum o yüzden de. Koruma altına aldıysa sıkıntı olur ama almadıysa... Aynen. Almadıysa kaybedebilirsin. Sen yarışmaya devam edecek misin? Yok ben bir yanlışta gideceğiz yani ben öyle hissediyorum. Sen yani ne yap biliyor musun gerek? Biz koruma altına almayalım. Sen evet bas. 15'le basıyorum. Devam. Basmak yok. Aynen. Görüşmenin sonuna geldik. Şu ana kadar 57 bin... Devam, 15'le devam basıyorum. Devam. Basmak yok ha. Ama demin dediği şey... ...lira kazandınız. İki hatanız var. Şimdi 15 ne abi? Önünüzde 6 soru kaldı ve 790 bin lira daha kazanabilirsiniz. Keşke korumayı alsaydılar ama şeyden almadılar yani. Kadın da basmak istiyor. Neden önce buyurun birbirinize ne söyleyeceksiniz dinleyelim. Çok kötü bir bilmiyorum kirli. Düşüncen ne ama benim tek bir kelimem var. Sonunu düşünürsen kahraman olamazsın. Bir daha söylüyorum. Sonuna kadar gidelim. Çünkü 6 soru kaldı. Ya, para ihtiyacın varsa tabii. Onu bilmiyorum da. Bu yanıltmak için olmasın. Yok ben olabilir, de şimdi aynı fikirdeyim. Olabilir. Yani ben basmayacağım. Bana güvenebilirsin. Çok fena oyunlar dönecek birazdan. Bilirsin. Sadece çok erken iki yanlışımız oldu. Evet. Sağlık olsun. Gerçekten sağlık olsun. Tamam. Yok onları bize veriyorlar işte. Hep kayıtta biz duyuyoruz. Ben basmayacağım. Tamam. Güven bana. Güven bana. Sen de bana güven. Şimdi yüzleşme zamanı. 10 bin lira. 20 bin lira. Zor. What the fuck? Bastı. Yalnız nasıl bastı gördün mü? Gel. Bastı mı? O kadar chill, o kadar chill bastı ki zaten. 20 bin lira. Bildiğim böyle düşmanını yok etmiş gibi bakmıyor mu yalnız?
Hani bakışlarını görüyor musunuz? 20 bin lira. Sadece böyle. 20 bin lirayı mı aldı şimdi? 20 bin lirayı aldı sadece. Dedim ben. Ne yapıyorsun ya? Arkadaşın fake'te full ya. İnanılmaz bir tayfa bu ya. Ergen, Aytu Ergen 20 bin lirada butona bastı. Ne yaptın oğlum ya? Oğlum. Ne vardı ya? Ama doğru olanı yaptı. Ciddi misin? Gerçekten. Korumaya almadım. Dedim ki gideceğine... Ben basayım diyecektik sesini. Yani o alsın. Çünkü ben almadım. Korumaya... O alsın değil şimdi. O alsın değil yani. Şimdi. O alsın değil yani. Ben korumaya almadım çünkü ben basacaktım. Almadım. Ben ilk başta korumaya almıştık. Biz hiç almadık. Hadi ya. Yani Umut'un korumaya alma hakkı varken almadık. Şöyle güvendim. İki yanlış çok erken yaptık. Evet. Onun için hani belki bir hata daha ikimiz birden kaybedebilirdik. En azından birimiz alsın. Çok iyi ya, çok böyle şey insanlık ayıbı temelli ya. Noktasında. Şu an... Korumayı alan basabiliyor mu? Hayır, o da basamıyor. Yani basar da rezil olur gerizekalı gibi. Aldığıma pişman oldum. Hayır olmaz. Keşke kadın alsaydı. Hayır olmaz. Niye 20 bin lirada bastın? Kadın niye kızmadı? Kadın niye kızmadı? Çünkü kadın da basacaktı. Kadının da çıkış amacı oydu, ondan korumayı almadı işte. Yüzden... Açık söyleyeyim, benim buraya gelmemde bir amaç var. Paraya amaç? Kesinlikle dokunmayacağım. Bu parayı hem sosyal... Sizce bağış mı diyecek? Bağış der mi? Bağış der değil mi? Medyada fenomen olmak isteyenlere... Sosyal medyada... Ya da işime yatıracağım. Fenomen akademiyi kuruyormuş. Medyada aileme hem de LÖSEV'e bağışlayacağım. O da düşüneceğim, 20 bin bana yeterliydi. Çünkü daha üstü risk. Ne olacağı belli değil. Bu hep yapmak istediğim bir şeydi. Bunu yapacağım. O yüzden 20 binde kararımı verdim. Okay bro. Böyle bir şeye karar verdim. Arkadaşların da yürü be falan diyerek seslerini yüksek çıkartarak karşı tarafa yani biz basmayacağız mesajımı vermeye çalıştı. Biz git dedik ya, biz devam et dedik. Devam et dedik. Arkadaşları da ortada kaldı şimdi. Arkadaşları 100 lira da bas diyorlardı. Bırak Allah aşkına, her şey burada belli. O zaman bir kere bir şey söyleyebilir miyim izniniz varsa? Git dediniz, o zaman size 1 lira bir de. Zaten. Umut. Ben mutluyum. Şuna üzüldüm, dedin ki hep güveniyorum ve hayal kırıklığı yaşıyorum. Ama kadın da kolpa yaptı. Hayır, kötü hissetmiyorum. Gerçekten arkadaşlarımla konuşurken de aynı şeyi söyledim. Eğer ben bu programı nasıl yapacağım biliyor musun? Böyle birine en yakın arkadaşını koyacaksın karşıya. Miktarı da böyle coşturacaksın yani. 10 milyon lira. Önünde göstereceğim. Önünde parayı göstereceğim böyle. Para inecek aşağı doğru böyle yavaşça şey, değil mi? Squid Game. Squid Game. 50 milyon lira falan olacak lan böyle. Arkadaşlıklar bozulsun orada. Ben korumaya alsaydım yarışma devam edecekti. Ve çok sıkıntılıydı, riskliydi. İki yanlışımız vardı. Dedim ki korumaya alınca devam edip ikimizin de kaybetme ihtimali var. Korumaya almayalım ki basarsa kazansın. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. 2019'un ortası. Temmuz memnun. Demek istiyorum. Aytu mu bassın diye geldin yani? Hayır, yani basmayacağımı da biliyordum. Basmayacaktım çünkü. Bunu söylüyorsam da basmam. Ama gerçekten kötü de hissetmiyorum. O zaman güvenmiştin. Aynen. Yani ikimizin de kaybedeceğine... 50 milyon liradan aile mi bozulur? 20 bin liraya bile aile bozulur. Ben. Millet 20 bin liraya adam öldürür. Ne 20 bin lirası da? Millet sebepsiz yere adam öldürüyor. Sebep olmadan adam öldürüyor. Basanın kazanması gerektiğini sana düşündüm. Çünkü bu bir yarışma. Kendinde kötü hissetme. Süper. Güvendim ve LÖSEV'e vereceğini söyledi. Bence bu çok güzel bir şey. Yani gerçekten LÖSEV'e bir bağışta bulunursak harika. Mutlu olurum ve güvenmeye de devam ederim. Güven bana sıradaki yarışmacılarla devam ediyor. Bu bölüm yayınlanıyor. Çocuğun kanalında 20 bin liraya market alışverişi yaptık. Bu hemen yarışmadan sonra. Bu 20 bin. Chat, bugünlük bu kadar. Bunu izleyeceğiz. Bunu devam bölümlerini izleyeceğiz. Ben gidiyorum şimdi. Hem misafirlerim var hem de güvenliğin yanına inmem lazım çünkü ihtar yedim gene. 12'yi geçmesin dedi güvenlik abi. Polis çağırabiliyormuş insanlar 12'yi geçince, çünkü 12'ye kadar sıkıntı olmazdı. Polis gelmesini istemiyorum kapıma.